Selamun aleyküm hocam ve aleyküm selam. Ben İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim. Arapça hocamız ölülerin arkasından Kur'an okunmaz, sadece dua edilir dedi. Başkasının hürmetine de dua edilmez dedi. Bu iki konuda açıklama yaparsanız sevinirim. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Evet. Bu tabii son zamanlarda özellikle çok gündeme gelen bir mesele. Ölülerin arkasından Kur'an okunur mu veya kabrin başında Kur'an okunur mu? Okunan Kur'an ölüye fayda verir mi? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. Yasin Kur'an'ın kalbidir. Onu münhasıran Allah Teala'nın rızası ve ahiret saadetini umarak okuyup da bağışlanmayan kimse yoktur. Onu ölülerinize okuyun. Sünen sahipleri İbn Hibban, Hakim ve Şuab-ül İman'da İmam Beyhaki ve İmam Ahmed İbn Hanbel tarafından nakledilmiş. Allah hepsine rahmet eylesin. Bu okuduğum lafız İmam Ahmed bin Hanbel'in naklettiği lafızdır. Bu lafız için Müsned'in 5. cildine 26. sayfasına bakılabilir. Şuayb-ül Arnavut tahkikli Müsned nüshasında bu rivayet 33. cilt 417. sayfada. İbn-i Ebi Şeybe, Muhammed Avvame hocamızın tahkik ettiği ve neşrettiği Musannef-i İbni Ebi Şeybe nüshasında 7. cilt 113. sayfada Ensar ölülerinin yanında Bakara suresini okurdu diye bir rivayet var. Bu saydığım, zikrettiğim rivayetlerin ölmek üzere olan insanlara Kur'an okunabileceğini anlattığını söylediğini söyleyenler var. Yani bunlar umum ifadeli ama husus kastedilen rivayetlerdir. İhtizar anında olan, ölüm anında olan insanlara Kur'an okunur, Efendimiz okunmasını tavsiye etmiştir ama bir insan ölüp de kabre gömüldükten sonra onun üstüne Kur'an okunur mu, kabre Kur'an okunur mu? Okunmaz, bu bid'attır diyorlar. İmam Şafii kabir ziyaretinde bulunan kimsenin ölmüş, gömülmüş kabrin içinde ve bir diri hayattaki kimse de onu ziyarete gidiyor. Kabir ziyaretinde bulunan kimsenin Kur'an okumasının ve arkasından ölülere dua etmesinin müstehap olduğunu söylemiş İmam Şafii. Nakleden İmam Nevevi El Mecmu' Şerhul Muhezzeb cilt 5 sayfa 286. Bu açık rivayete rağmen İbn-i Teymiye İmam Şafii'den böyle bir görüşün bilinmediğini söylüyor. Bu rivayeti inkar etmek için 40 dereden su getiriyor. Bunun bid'at olduğunu söylüyor. Enteresan bir hadise. Müfessir Kurtubi Tezkire isimli eserinde naklediyor. قال علي بن الحداد كنا مع أحمد بن حنبل في جنازة ومحمد بن قدامة هو الجوهري يقرأ. Biz diyor Ahmet bin Hanbel ile birlikte bir cenazedeydik. Muhammed bin Kudame el-Cevheri de Kur'an okuyordu. فَلَمَّا دَفَنَّ الْمَيِّتَ جَاءَ رَجُلٌ دَرِيرٌ Ölüyü defnettiğimizde, kabre koyduğumuzda gözlerinde hastalık bulunan, görmesi zayıf veya kör bir adam geldi ve Kur'an okumaya başladı. Kabrin başında Kur'an okumaya başladı. فَقَالَ لَهُ أَحْمَدْ İmam Ahmet ona dedi ki, يَا هَذَا اِنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْقَبْرِ بِدْعَةٌ Ey vatandaş, kabrin başında Kur'an okumak bid'attir dedi İmam Ahmet ona. فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْمَقَابِرِ Kabristandan çıktığımız zaman
Kale Muhammed İbni Kudame Teli Ahmet. Muhammed İbni Kudame, o ölü gömülürken Kur'an okuyan kişi, İmam Ahmet'e dedi ki, ya Ebu Abdillah, ma tekulu fi Mübeşşir İbni İsmail? Mübeşşir bin İsmail diye bir zat var. Bunun hakkında ne dersin? Nasıl bilirsin bu zatı? Kale tıkatun. Dedi ki, güvenilir bir adamdır. Kale hel ketebte anhu şey'en. Sen ondan herhangi bir şey yazdın mı? Hadis yazdın mı? Kale naam. Evet yazdım dedi İmam Ahmet. Bunun üzerine Muhammed İbni Kudame dedi ki, akbereni Mübeşşir İbni İsmail an Abdirrahman İbni Al-Ala bin El-Leclac an ebihi أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنه رأسه بفاتحة البقرة أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. İşte diyor, senin bu güvenilir dediğin ve kendisinden hadis aldığın Mübeşşir bin İsmail bana nakletti ki Abdurrahman bin Ala bin Leclac babasının şöyle dediğini ona nakletmiş. Bir vasiyet olarak ben öldüğümde kabrimin başında Bakara suresinin başını ve sonunu okuyun. Ve kâle semi'tu İbni Umar radıyallahu anhu yusî bidâlik. Abdullah İbni Ömer'in bu şekilde vasiyet ettiğini duydum diyor bu vasiyeti yapan zat. Kâle Ahmet. Bunun üzerine İmam Ahmet dedi ki فَرْجِعْ اِلَى الرَّجُلْ فَقُلْ لَهُ يَقْرَ. Hemen koş o kabrin başında, vatandaş burada Kur'an okuma, kabre Kur'an okumak bidattir dediğim o adamı bul, ona de ki kabrin başında Kur'an okusun. İmam Ahmet bin Hanbel hemen oracıkta bu görüşünden rücu ediyor. Kabrin başında Kur'an okumanın bidat olduğu görüşünden rücu ediyor. Ve hemen git o adamı bul diyor, ona söyle kabrin başında Kur'an okusun. Madem Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan böyle bir şey geldi, güvenilir bir yolla böyle bir rivayet geldi, o zaman ben bu görüşümden rücu ettim. İbni Teymiye bu görüşü naklediyor, bu olayı, bu kıssayı naklediyor ve bu görüşün İmam Ahmet bin Hanbel'in ahir ömründeki görüşü olduğunu söylüyor. Ondan sonra da kendisi selef bunu yapmamıştır, bu bid'attır diye fetva veriyor. Bu selefi Vehhabi çevrenin çok sevdiği, imam diye nitelendirdiği Şevkani, Neylül Evtar'da ve Resailinde, Risalelerinde ölüye Kur'an okumak için toplanmanın ve okunan Kur'an'ı ölü için okumanın sevabını ona hediye etmenin herhangi bir dini mahsuru olmadığını söylüyor. Resail sayfa 83-85. Keza Yasin suresi ölüye okunduğunda sevabının ölüye ulaşacağını söylüyor. Neylül Evtar cilt 4 sayfa 106'da. Bu Neylül Evtar'ın 4. cildinde bu ölüye Kur'an meselesiyle ilgili daha başka bahisler de var. Oralardan bakılabilir. Evet. Selefse selef. Yani böyle yapmışlar bunu. Kaynaklar naklediyor. Buna rağmen hala birileri bu bid'attır, bunun sevabı ölüye yetişmez filan falan gibi iddialarda bulunuyorlarsa kendileri bilir tabii.